Ortaokula giderken orta 2 falandı. İngilizce öğretmeni vardı bizim, Serap Hoca. Soyadını vermeyeyim, ayıp olmasın. İngilizceyle çok aram yoktu ama o sınava bayağı çalıştım kalmayayım diye. Bayağı uğraştım böyle, bir 3-4 hafta bayağı bir çalıştım. Serap Hoca'nın kendi öğrettiği de aklımda kalan o günden bugüne şu yani. Birisi size bir soru sorarsa my dersem, your dersem my. Bir tek bunu öğrendim yani. Neyse çalıştım çalıştım, sınava girdim. Sınavdan 10 üzerinden 7 aldım. Bayağı iyiydi yani. Çünkü 7 hayatımda hiç İngilizceden almamıştım. Sınav sonuçlarını okurken böyle herkesin işte Ahmet 6, Ayşe bilmem ne falan, bana geldi Oğuz dedi. Kalktım böyle 7 dedi. Vay falan oldum. Yanımdakiler de vay falan yaptı. Sen nasıl 7 alıyorsun ya dedi. Yanına şöyle bir işaret koyalım senin, bir bakalım dedi. Böyle bir orada motivasyonu düşürdü. Zaten o dile karşı bir şeyim, antipatim var, bir sıkıntı var yani, çözemiyorum. Kadın beni haybeye bıraktı yani. Neyse, aradan zaman geçti. Ben böyle 20'li yaşlarımın ortasına kadar yabancı dille ilgili bu sendromu yaşadım. Bir türlü çözemedim. Ya büte kaldım, ya bir şeye kaldım, ya hep bir problem yaşadım. Sonrasında kendimce bir çözüm yöntemi buldum. O tarihten itibaren kendime çizmiş olduğum bu yolla yabancı dil problemini çözmekle kalmadım. Bunu tam anlamıyla bir zevke dönüştürdüm. Ana dilim Türkçe. Almanca biliyorum, İngilizce biliyorum, Latince öğreniyorum. Bugün sizlerle bu videoda bu sendromdan, Serap Hoca sendromu diyorum ben bunu artık. Serap Hoca sendromundan nasıl yırtıp dilde kendimi iyi noktaya getirdim. Bu noktada keyifli bir hale dönüştürdüm. Bunu konuşacağız. Yine 5 adım üzerinden ilerleyeceğiz. Yabancı dil öğrenmenin bu sendromdan kurtulmanın 5 tane yoluyla hazırsanız başlayalım. Evet, yabancı dil serüveni böyle işte. Serap Hoca ile başladık. Beni büte bıraktı. Bütte de şimdi o dönemde öğrendiğim birkaç kelime daha var. My dersem your, your dersem mayın dışında. Öyle öğretmen sınıfa giriyordu. Good morning class diyordu. Biz de good morning teacher diyorduk. How are you diyordu. Fine and you diyorduk. I am fine diyordu. Oturun diyordu. Bu bütün mevzu bu. Neyse büte kaldım. Biraz çalıştım falan filan yine. Girdim büte. Orada da Jale Hoca vardı bir tane. İngilizce hocalarımı hiç unutmuyorum. Çünkü hepsi sendromlu. Ama Jale Hoca iyiydi yani. Büt sınavına girdim böyle. How are you dedi. Fine and you dedim. Oo çok kibarsın dedi. Seni geçiriyorum dedi. Geçtim. Benim böyle İngilizce ile ilgili olaylarım bu. Ortalamaya baktığımız, Almanya'da üniversitede sormuştu öğrenci işleri. Kaç saat İngilizce aldınız, ona göre siz İngilizceden muaf yapalım diye. Ben buradaki okullardan topladım falan. Toplamda 550 saat İngilizce almışım ben. Ama doğru dürüst kendimi ifade edemiyordum, konuşamıyordum bilmem ne falan filan. Normalde mesela ben Almanca'ya baktığımda 450-500 saat Almanca almışım. TOEFL gibi bir sınavı geçip üniversiteye kaydolmuştuk. Yani aradaki farkı görüyor musunuz? Aslında saat olarak İngilizce daha fazla ama bir problem var. Problem neydi? Nasıl çözdüm? 5 tane adımla ilerleyeceğiz. Tamamen kendi kendime öğrendim aslında. Kursa gittiğim zamanlar oldu. Almanya'da da açık konuşalım. Siz yabancı değilsiniz. Çok parasızlıktan çok da kursa gidemedim. Bir ay kursa gidiyordum. 2 ay çalışıyordum. Yine para biriktiriyordum. Bir daha bir ay gidiyordum. Aralarda çok böyle zaman ayırdığım için de, yani aradaki boşluğu uzun tuttuğum için de çok da bir işe yaramıyordu açıkçası. Dolayısıyla dedim ki bu işin altından kendi başıma kalkmam lazım. Çünkü yani kursa verecek param yok, çalışmam gerekiyor. Nasıl dedim bu işi çözerim dedim. Sonra bunu İngilizceye nasıl çevirebilirim ona baktım. Sonra bunu istediğim başka bir dile nasıl çevirebilirim bunlara baktım. İlk adımda yaptığım şey şuydu. Şimdi bunu günümüze uyarlarsak aslında benim o dönemde yaptığım şey, bunu size kullanabilirsiniz. Türkiye'de bu çok var mı bilmiyorum. Bir iki arkadaşım bunun Türkiye'ye de geldiğini söyledi. Asimil diye bir yayın evi var. Yayın evi diyelim. Asimil diye. Asimil'in özelliği şu. Eğer bir tane dil biliyorsanız o dille diğer dilleri size böyle küçük küçük cümle kalıplarıyla öğretiyor. Asimil'in özelliği sevgili dostlar, bir çocuk gibi öğretiyor size. Yani diyor ki, ama şöyle bir şey söylüyor. Asimil kitaplarına bakabilirsiniz. Her gün diyor maksimum 15 dakika çalış. Maksimum hani yarım saati geçme. Ama her gün. Hiç çalışamadığın günde bile diyor böyle bir iki sayfa bak ama mutlaka diyor her gün etkileşim halinde ol. İddiaları da şu yöndeydi. 3 ayda kendini idare edebilecek seviyeye getiririz. 6 ayda da sana böyle düzgün konuşabilecek noktaya getiririz. Ne yapıyor Asimil?
Cümle cümle öğretiyor sevgili dostlar. Cümle cümle öğretiyor. Bu çok kritik. Ben çünkü daha öncesinde dili kelimeleri ezberleyerek öğrenmeye çalışıyordum. Bu da bana ne yapıyor bir yerden sonra? Kullanmadığında o kelime gidiyor. Kullanmadığında beyin diyor ki ha, bu benim çok işime yaramıyor diyor. Bizim işimize yaramıyor. Bunu atalım diyor. Sık kullanılanlardan çöp kutusuna atıyor. Bunun yerine asimil cümle cümle öğretiyor. Dolayısıyla siz konuşurken bir kelimeyi kullanmak yerine cümle kalıbında bildiğiniz için hem daha hızlı konuşuyorsunuz hem de cümle cümle öğrendiğiniz için daha kısa sürede bu işi çözmüş oluyorsunuz. Asimil olayına, asimil yayın evi de olabilir tam bilmiyorum ama kitaplar hep asimil şeklinde. Mesela diyor ki İngilizce ile Fransızca öğren, Almanca ile Arapça öğren, İspanyolca ile işte İtalyanca öğren gibi böyle tık 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 karşılaştırmalı gidiyor. Mutlaka bir araştırın, bir bakın böyle şöyle küçük kitaplar, şu defterim kadar falan, birazcık daha kalın. Yanında işte MP3'ünü veriyor. Yani böyle dinleme konusuyla ilgili pratikler de veriyor. Bunu yapabilirsiniz. Bir numaralı benim ipucum, bana bu işi sevdiren, kolaylaştıran bir numaralı kuralım buydu. İki numaralı kuralım, şimdi bu günümüzde daha rahat kullanılabilecek bir şey. Mesela ne var? Cambly var, Duolingo var. Bunlar mesela uygulamalar. İndirebiliyorsunuz. Oradan mesela telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Bir şeyler, günlük kelime antrenmanı yapabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte sebze meyve ile ilgili o taraftaki kelime dağarcığımı nasıl geliştirebilirim diyorsunuz. Antrenmanlar yapıyorsunuz. Diyor ki mesela sen diyor işte bir turist olarak otelle iletişim kurma konusunda diyor biraz zayıfsın diyor. Onun kelimelerine çalıştırıyor sizi. Şimdi Cambly'de de daha önce bize sponsorluk yaptıkları için biliyorum. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yanlış anlamayın. Bunu tamamen ben gönüllü olarak yapıyorum. Yabancılarla, yabancı hocalarla konuşmanızı sağlıyor. Çünkü sadece tek başına öğrenmeniz yetmiyor. Bir de kullanmanız gerekiyor. Yani bunun üzerine konuşmanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü pasif öğrenmeye geçmiş oluyorsunuz. Pasif öğrenmenin avantajı ne, dezavantajı ne dersiniz? Siz başlangıçta pasif öğrenmeyle giderseniz dili konuşamıyorsunuz. Bizim zaten en büyük problem o. Biz anlatıyor, anlatıyor. Serap Hoca anlatıyor, Jale Hoca anlatıyor. Ondan sonra o ne kadar kibarsın diyor. Hadi geçtin diyor. Geçiyor. Pasif öğreniyorum. Başta aktif öğrenmem gerekiyor. Nedir aktif öğrenmek? Bir, konuşmak. İki, yazmak. Yani mesela günlük bir paragraf bir şeyler yazmak. Bugün neler yaptın? Onları yazılı hale getirmek. Bu aktif hale dönüştürmek. Bir de konuşmak. Birileriyle konuşmak. Siz şimdi Türkiye'de yaşıyorsanız biriyle İngilizce konuşmak o kadar mümkün olmuyor. Ya da yabancı dil, Almanca ya da başka bir dil. Ne yapabilirsiniz? İnternet üzerinden böyle küçük küçük paketler var. Bazen mesela gönüllü bu işi yapanlar var ya da çok az ücret isteyenler var. Şimdi her şey dijital zaten. Açarsınız, yarım saat sohbet edersiniz. Öncesinde de söyleyebiliyorsunuz işte ben şu konu hakkında sohbet etmek istiyorum. Mesela ben insan hakları hakkında sohbet etmek istiyorum diyorsunuz. Oradan gidebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle mutlaka telefonunuza böyle küçük bir uygulama indirin. Ama her gün iletişim halinde olun. Yani o asimilin taktiğini burada da kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapamadım. Mesela o gün hiçbir şey yapamadım. En azından gir çık. En azından beynin orayla sürekli etkileşim halinde olsun. Ne kadar süreyle? Ortalama 6 ay boyunca. Üçüncü adımım benim. Bir asimil, iki Duolingo ya da Cambly'yi kullanmak. Üçüncü adımım ve benim belki Almancayı özellikle çok iyi şekilde içselleştirmeme sebep olan şey alt yazılı film izlemek. Ama alt yazılı film izlerken yani oradaki işte ses Almanca, alt yazı Türkçe. Bunun size neredeyse hiçbir katkısı olmuyor sevgili dostlar. Sadece kulağınızı dolduruyor ama hiçbir katkısı olmuyor. Çünkü sizin odağınız tamamen oradaki Türkçe kelimeleri, Türkçe cümleleri okumaya dönük oluyor. Bunun yerine mesela Almanca ise alt yazı da Almanca olacak. İngilizce ise alt yazı İngilizce. İşte Netflix'te mesela bu tercih var. Benim dönemimde öyle bir şey yoktu. Ben gidiyordum mesela, para da yok. Öğrenciyim. Kütüphaneden mesela DVD kiralıyordum. Laptopuma takıyordum böyle. Oradan dil seçeneklerine bakıyordum. Almanca, alt yazı da Almanca diyordum. İnanılmaz faydasını görüyorsunuz. İnanılmaz faydasını görüyorsunuz. Bir tuşla iki kuş vuruyorsunuz. Ne oluyor? Bir taraftan o filmlerle ilgili, sinema ile ilgili genel kültürünüz artıyor. Diğer taraftan dilin pratiğini yapmış oluyorsunuz. Bir arkadaşım vardı mesela, o da dedi ki ben şeyi çok severdim dedi. Celine Dion'u çok severdim dedi. O da ben Fransızcayı Celine Dion sayesinde öğrendim. Ben dedi Fransızca öğrenmeye başlayınca ben Celine Dion'un şarkılarını ne söylüyorsa anlayacağım ben. Fransızca anlayacağım Fransızca şarkılarını dedi. O da mesela oradan gitti. Tak bakın kendinize, beyniniz aslında burada biraz beyni kandırmış mı oluyoruz? Evet, yani zevk aldırarak, keyifli hale getirerek. Bizim beynimizde limbik sistem diye bir bölge var. Başka bir videoda buna değinirim ben yine. Buna limbi diyoruz. Limbi keyif alarak, oynayarak öğrenmeyi seviyor. Yani bunu bir dert haline getirme, bir aşılması gereken böyle bir engel gibi görme, işte bir sınav gibi görme değil de bunu keyifli hale getirme. Bu neye sebep oluyor? Bizim beynimizin de o oyunun içerisine dahil olmasına sebep oluyor. Yani oyunlaştırma hali. Alt yazılı izleyin ama oradaki alt yazı İngilizce, İngilizce alt yazı. Bu önemli.
Geldim bir sonraki başlığıma. Dördüncü başlık. Şimdi dördüncü başlık şu. Yavaş okunan haberleri izleyebiliyor olmak. Yavaş okunan. Mesela Almanca'da Deutsche Welle var, tamam mı? Deutsche Welle Almanların bizdeki TRT gibi düşünebilirsiniz. Yani daha çok böyle Alman kültürünü tanıtan, yabancılar için de böyle ekstra basit bilgiler veren, yavaş konuşma haberlerinin olduğu bir site. Bunun İngilizcesi de var, bunun İspanyolcası da var, İtalyancası da var. Başka başka kültürlerde de buna benzer siteler var. Oraya girebilirsiniz ya da YouTube'a girebilirsiniz. Ne yapacaksınız peki? Haberleri dinliyoruz sevgili dostlar. Günlük haberleri dinliyoruz ama yavaş okunan haliyle. Seviyelere göre belirleyebilirsiniz. YouTube'da da var. Mesela İngilizce'de çok daha rahat bulabilirsiniz. Böylece hem dünya gündemini takip etmiş oluyorsunuz hem de dilinizi geliştiriyorsunuz. Dikkat edin mesela ilk bir ayda mesela daha düşük seviyede dinleyin. Çok daha basit haliyle. Zamanla yakalamaya başladıkça bir sonraki seviyeye geçin. İnanılmaz etkisini görüyorsunuz. Bir de çok zevkli oluyor. Öğrendiğinizi gördükçe vay diyorsunuz ben artık normal. Hemen yakında diyorsunuz. Mesela İngilizce için söyleyeyim işte BBC'de anlatılanları da anlarım. CNN'de anlatılanları da anlarım falan gibi de düşünüyorsunuz. Bu da çok güzel oluyor. Yavaş haberleri dinleyebiliyor olmak. Neden bu önemli? Ben mesela hep radyoyu açık tutardım. Yani hep radyo ben akşam yatarken böyle anlatırdı. Hiçbir şey anlamıyordum ama böyle bir şeyler anlatıyorlar. Sadece şeyi biliyordum. Radyo kültür diyordu. Ben onu çok severdim Almanya'da. Böyle radyo kültür diyordu. Bir şeyler anlatıyordu. Bir tane adam böyle bir şey anlatıyor. Bir kadın bir şeyler anlatıyor. Sıfır ya hiçbir şey anlamıyorum. Arada ben kelimesini yakalayabiliyorum. Ama bunu anlattıkça ne oluyor? Bir yerden sonra şuna geliyor. Doymaya başlıyor kulak. Doymaya başlıyor ve ortaya artık yavaş yavaş siz de bir şeyler çıkarmaya başlıyorsunuz. Benim yabancı dili hocam şöyle bir şey söylemişti. Dil öğrenmek dedi bir bardağı su doldurmaya benzer. Sen dedi bardağı azıcık su doldurduğunda hemen taşmaz dedi. Dolduracaksın, dolduracaksın, dolduracaksın. En son noktaya geldikten sonra taşacak ama doldurman lazım ki taşabilsin. Dil de aynen böyle bir şeydir dedi. Atacaksın, dinleyeceksin, cümleleri öğreneceksin, birileriyle konuşmaya çalışacaksın, dolduracaksın. Taşmaya başladığı andan itibaren inanılmaz hızlı ilerliyorsun. Bu yüzden orası önemli. Böyle yatmaya yakın özellikle yarım saat, 15 dakika öyle çok da uzun tutmadan dinleyebilirsiniz. Bu tavsiyeyi vermek de bilmiyorum. Yani biraz tereddüt ediyorum ama belki bizim uyku kalitemize zarar veriyordur. Ben şöyle yapıyordum. O şekilde mesela kulaklığımı takıyordum, o şekilde uyuyordum. Yani böyle bir yarım saat falan o anladı. Ben uyuma moduna geçiyordum, hala anlatıyordu. Kendimce bunun da şöyle bir açıklamasını yapıyordum. Benim beynime iyice işliyor ben farkında olmadan falan diye. Çünkü bana dil öğretmenim demişti ki ben dedim ki ne zaman çok iyi seviyede dili öğrenmiş olurum. O dilde rüya görmeye başladığın andan itibaren bu iş tamamdır dedi. O dilde rüya görmen lazım dedi. Ben mesela 4-5 ay hiç Almanca'da rüya görmedim, İngilizce'de rüya görmedim. Ama sonra mesela Almanca rüya görüyorum. Yalnız rüya içerisinde şöyle bir Alman var ona bir şeyler anlatacağım. Dilim yetmiyor falan böyle. Yavaş yavaş ama ne oluyor? Diyaloğa geçmeye başlıyor falan. Bu da ilginç. Evet, bir sonraki maddem. Böyle maddelerin şimdi böyle sayıyorum ama kaç madde saydım ben de şey yapamadım. Çünkü notlarımın dışına da çıktım. Artık siz takip edersiniz. Videoyu bir daha izlersiniz de böyle bir avantajımız var. Yüksek sesle hikaye kitap okumak. Yüksek sesle hikaye kitap okumak. Bu telaffuzu güçlendiriyor sevgili dostlar. Bu bizim dilimizin hani kullanımını, o telaffuzu, o konuşma becerisini güçlendiriyor. Ama çok değil bakın bu çünkü birazcık yorucu bir şey. Bir de anlamadığınızda daha da yorucu hale geliyor. Günde maksimum 2 sayfa. Ben günde bir sayfa okuyordum böyle yüksek sesle kitap okuyordum. Hatta bazen arkadaşlarım bana oturmaya geliyordu. Onlara mesela Goethe okuyordum yani Almanların böyle Mevlana'sı gibi. Zaten dili zor. Almanlar bile anlarken zorlanıyor. Ben Goethe okumayı çok istiyordum o zamanlar. Anlayacağım bunu falan filan diyordum. Böyle okuyordum. Böyle gülüyorlardı. Tiyatral hale getiriyordum. Ama bunun benim telaffuz etmemle çok büyük etkisi oldu. O yüzden telaffuzumu güçlendirmede çok büyük etkisi oldu. Size de bunu tavsiye ederim. Ne okuyalım? Mesela daha önce okumuş olduğunuz, Türkçe okuduğunuz kitapları okuyabilirsiniz. Bu sizin o mevzuyu anlamanızı kolaylaştırıyor. Ha burada bu bunu diyor ya ben bunu biliyorum. Mesela Küçük Prens'i okuyabilirsiniz. Anladınız mı? Küçük Prens'i alın. Türkçesini okuyun. Okumadıysanız zaten şu an bu videoyu izlerken vakit kaybetmiş olursunuz. Küçük Prens'i hemen okuyun. Bu çocuk kitabı görünür ama aslında bir yetişkin kitabıdır. Onu okuyun ondan sonra onun İngilizcesini alın. Hangi dilini istiyorsanız. Oradan okuyun falan filan bu zamanla böyle oturmaya başlayacaktır. O çok güzel oluyor. Son olarak bunu en başta Asimil'de de söyledim. Kelime ezberlemekten uzak durun sevgili dostlar. Hani ben, sen, o, biz, siz, onlar tabi bunları ezberleyin ama ondan sonra kelime ezberleme kısmına girmeyin. Çünkü kelimeyi öğrenirsiniz kullanmadığınızda 72 saat içerisinde bizim beynimiz limbi dedim ya limbik sistem bu işe yaramıyor diyor atıyor.
Siz eğer kelimeyi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız o kelimeyi ezberlemiş olmanız bir şey ifade etmez. Mesela diye bir Türkçe bir kelime söyleyeyim size. Türkçe öğrenen biri olsun. Mesela taahhüt etmek, tamam mı? Taahhüt etmek kelimesi ne anlama geliyor? Garanti etmek anlamına geliyor. Bir yabancı bunu öğrendi. Bunu kullanmadığında birkaç gün sonra bu kelimeyi zaten çok da duymadığı için gidecektir. Ama bunu ben her hafta, ben her gün 15 dakika İngilizce öğrenmeyi taahhüt ediyorum şeklinde öğrenirseniz, bakın aynı anda bir sürü kelime öğrenmiş oluyorsunuz ve cümle şablonunu öğrendiğiniz için beynimiz bunu kolay kolay unutmaz. Dolayısıyla kelime ezberlemeye odaklanmayın, cümle öğrenmeye odaklanın. Öncelikle basit cümleler, böyle 4-5 kelimeye geçmeyecek. Sonra yavaş yavaş genişletin. Sonra birleşik kelimelere odaklanın. Yani böyle ekli kelimeler. Ben nasıl, mesela bir tane örnek verelim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu konuda kendimi iyi hissediyorum. Sebebi ise insanlarla bir şey paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Alın size bir tane cümle. Bakın, eklemeli cümle. Yavaş yavaş buna. Bazı arkadaşlarım vardı. Onlar da mesela ben direkt böyle büyük lokma yutacağım diyordu. Ne yapıyorsunuz? Heyecanına giriyorsun. 2-3 gün böyle devam ediyor. Sonra bu lokmayı yutamadığın için dağın diye düşüyorsun. Yüksekten düşüyorsun. Buna gerek yok. Küçük küçük gitmenizde fayda var. Evet, böyle bir sürü madde verdik. Peki şimdi bunu taahhüt etmek dedim ya, siz neyin garantisini veriyorsunuz bana? O çok önemli. Aşağıya yorumlara yazın. Nereden başlayacaksınız? Hali hazırda ne yapıyorsunuz? Siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Benim dil serüvenim böyle. Şu an itibariyle de şu Latince işiyle birazcık uğraşıyorum. Onu birazcık daha halledeyim. Ondan sonra bu Fransızca işini tam anlamıyla çözeceğim. Fransızca olayını çözmek istiyorum. Hedefim de Victor Hugo'yu okurken anlayabiliyor olmak ana dilinde. Bu biraz yüksekten girdik ama yapacağız yani. Böyle bir şey belirlediğinde oluyor. Arkadaşım ne demişti? Celine Dion'u dedi, anlayacağım dedi. Öğrendi. Biz de Victor Hugo'yu bakalım anlayabileceğiz mi? Sizin ne gibi hedefleriniz var? Ne kadar zamanda yapmayı planlıyorsunuz? Başka videolarda hedefleri belirlerken mutlaka içinde rakam barındırmalı ve bitiş süresi olmalı dedim. Yani ben bu sene İngilizce öğreneceğim, bu sene yabancı dilde çok iyi olacağım değil. Somut, belirgin hedefler belirleyin. 3 ayda şu noktaya geleceğim, 5 ayda bu noktaya geleceğim. Günlük bu kadar yaparak. Unutmayın sevgili dostlar, bir anda işte birkaç hafta böyle günde 5-6 saat çalışıp sonra bırakma, bu iyi bir şey değil. Asimil metodunu unutmayın. Her gün çalış, az az çalış. Yani 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika hiç yapamadığın şey, defteri aç, yani dil defterini aç, geri kapat yani. Kelimeyi gör, geri kapat, bu bile yeterli. Ama her gün yapın. Yani resmi tatilde de yapın, yorgun olduğunuzda da yapın. Mutlaka beyni özellikle ilk 6 ay etkileşim halinde tutun. Evet sevgili dostlar, aşağıya yorumlarınızı yazın. Siz neler kullanıyorsunuz, ne gibi taktikler kullanıyorsunuz, nereden başlayacaksınız? Bu videoda sizlerle Serap Hoca'dan aldığım Jale Hoca ile devam ettim. Sonra bunlarla olmayacak dedim, kendi yöntemimi belirledim. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle, sevgiler.